Merhaba arkadaşlar Zehran Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. İyisinizdir inşallah dostlarım. Rabbim sağlığımızı, saatimizi elimizden almasın diyor ve modelimi anlatmak istiyorum hemen dostlarım. Lif ipim var elimde. Daha önce kullandığım liflerden artan bir lif ipim. Bununla şöyle güzel bir tığ işi yelek modeli. Yelek olabilir, etorşal olabilir arkadaşlar. Tamamen sizin tercihinize kalmış bir iş olsun. Ben şimdi hemen fazla vakit kaybetmeden modelimi anlatmak istiyorum sizlere. Arkadaşlar ben lif ile yapıyorum ama her türlü iple de olacak bir model modelimiz. Bismillah diyerek şöyle zincirini çekerek başlayalım. 3 numara tığım var elimde. Zemini için şöyle modelimi anlatabileceğim kadar bir zincir çekip zincirimin üzerine devam ederek modelimizi yapacağım inşallah dostlarım. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim. Abone olun şıkkına tıkladıktan sonra zil simgesi var orada önünüze çıkacak olan zil simgesini de aktif hale getirirseniz modellerimden haberdar olursunuz diyorum. yeterli bu kadar zincir dönelim şimdi buradan arkadaşlar zincirimizin sonuna geldiğimizde 1 2 3 4 şu dördüncü zincirin gözüne ikili tırabzan yaparak sıramızın sonundan döndük artık bu zincirlerin üzerlerine her bir zincir gözüne birer sıra bir sıra trabzan yaparak bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar ikili trabzan yapacağım ben bir sıra yapacağım sizler yapacağınız örgünün çeşidine göre 2 3 sıra veya tek sıra yapacağınız işe göre alt kısmına trabzan yapabilirsiniz arkadaşlar direkt zincirin üzerine de kurulur model ama o zaman çok düzgün durmaz bunu da söyleyeyim en az bir sıra olacak şekilde trabzan yapıp da kurarsanız daha düzgün olur ben sıramı sonuna kadar trabzanlarımı tamamlayıp döneceğim Evet arkadaşlar bir sıra trabzandan lastik yaptım şöyle örgümüzün alt kısmı için sıramın sonuna geldim buradan şimdi dönerek modelimizi kuralım buranın üzerine 1 2 3 4 zincir çekip dönüyorum tığımı doladım ilkine değil bir yanındakine bir trabzan yapıyorum Yanına bir tane daha trabzan yapıyorum. İkili trabzan yaptım. Şu kenardaki zincirle birlikte 3 tane trabzanımız oluşmuş oldu burada. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum arkadaşlar. Tığımın üzerine dolamıyorum. 1, 2, 3, 4, 4. göze şu şekilde pardon. 1, 2, 3, 4, 5. göze sık iğneyle batıyorum. 5 zincir çektim alttan 5 göze battım 1 2 ipimin katı açıldı 2 3 4 5 zincir çekiyorum arkadaşlar tığımı doluyorum 1 2 3 4 5 göze bir ikili trabzan yaptım hemen yanına bir trabzan daha yapıyorum ikili yanına bir trabzan daha bu şekilde yaptığım yer arkadaşlar bir modelimiz oluştu buraya. Yani bir modelimizin yeri burası oluyor. Buraya bir model kuracağız. Şimdi yanına aynısını yapacağım. Ben bu trabzanların üzerine 3 modellik yer hazırladım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 göz atlayıp 5. göze sık iğne ile bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. 1, 2, 3, 4 göz atlayıp 5.ye batıp önce bir trabzan sonra da yanına iki tane daha trabzan yapıyorum. Bu şekilde modelimizin kurulumunu yapıyoruz arkadaşlar. Şu ortadaki kısımlar örgümüz boyunca bunlar hep üçlü trabzan olarak yukarıya doğru aynı şekilde ilerleyecek. Biz modellerimizi şuralara kurmaya devam edeceğiz. Bir iki model oldu şurayı da yapıp döneceğim. Bir model de buraya kuracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıramızın sonuna geldik. Alt trabzandan sonra döndük. 3 trabzanla başladık. Bitişinde 3 trabzanla bitiriyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum dönüyorum. Tekrar bu üçlü trabzanın üzerine aynen 3 tane trabzan olacak şekilde şöyle yapalım. Şu 4 zincir çekmeyeyim. Olmazsa bu ip birazcık kalın geldiği için biraz orada potluklar oluştu. Bazı ipler ince olduğu için oraya 3 zincir çekiyorum ama arkadaşlar şey 4 zincir çekiyordum ama bunda 3 zincir iyi gelecek. 3 zincirimizi çektik, dönelim. Hemen üst üste 3 trabzanımızı da yaptık. Şimdi tekrar 1 2 3 4 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Şöyle ortadan hemen sık iğneni bunu buraya bağlıyoruz. 1 2 3 4 zincir çekiyorum geçiyorum karşıdaki boş köprüye bir sık iğne de oraya bağlıyorum bakın şu şekilde tekrar 1 2 3 4 zincir çekiyorum bu sefer tığımı doluyorum ortadaki trabzanın üzer trabzanların üzerine 3 tane ikili trabzan yapıyorum aynen bu şekilde bakın Ortadaki model yerimizdeki şimdi 1, 2, 3 tane köprümüz oldu. Az önce 2 köprümüz vardı. Şimdi burada 1, 2, 3 tane köprümüz var. Tekrar yandaki kısımları da o şekilde yapayım. 4 zincir. Önceki kısma batıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Diğer kısma batıp sık iğne ile sabitliyoruz orayı. 1, 2, 3, 4 zincir doluyoruz. Ortadaki trabzanı yapacağım. Evet örgü modelimizin ikinci sırası böyle. Burayı yapıp köşeden dönüp geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar örgümüzün bu o sırasında tamamladım. Döndüm köşeden ve şimdi bu sırada yapacağımız işlemi başlayalım. Arkadaşlar bir de şunu hatırlatayım. Bazı ipler ince olur. 4 zincir veya 5 zincir çekmemiz gereken yerler olur. Siz oraları kendi elinize göre ayarlayın. Mesela az önce olduğu gibi ben köşeleri genelde 4 zincirle dönerim ama bu ipimiz birazcık kalın geldiği için 3 zincirle döndüm burada. Eliniz sıkıdır. E, zincirleriniz de sıkı olur. O zaman siz zincir ayarlarınızı kendiniz ona göre ayarlayın arkadaşlar. Mesela şurada 4 çektiğim yerde siz 5 çekebilirsiniz. Bu tamamen sizin elinizin ayarına göre bağlı olacak. Şimdi burada arkadaşlar 1-2 zincir çekiyorum tığımı doluyorum hemen şu ortadaki boşluğa batıyorum fıstık yapacağım buraya 1-2-3-4 dolgulu bir fıstık yapıyorum elimdeki ipi olduğu için 4 dolgu yetiyor bu fıstığım için bana angora iplerle yapıyorsanız 5 veya 6 ile doldurabilirsiniz fıstığınızı bir seferde kapatıyorum şu şekilde bir tane de zincir çekiyorum tığımı doluyorum aynı yere bir fıstık daha 2 3 4 kapatıyorum ve sıkıştırıyorum bir zincir tığımı doluyorum bir fıstık daha yapacağım 3 4 bir seferde kapatıyorum sıkıştırıyorum bir iki zincir çekeceğim çünkü iki zincirle başlamıştım iki zincir çekip tığımı doladım direkt ortadaki üçlü trabzanların tepesine geçip şu şekilde üç tane trabzanımı yapıyorum yan yana bakın köşemizi döndük 2 zincir çektik 4 dolgulu bir fıstık yaptım şu arada fıstığımızı tek seferde kapattık bir zincir çektik ikinci fıstık yaptık kapattık bir zincir çektik üçüncü fıstık üç tane fıstığım var şu arada modelimizin burası gibi aynen şuraya da yapalım bir iki zincir çekiyorum tığımı doluyorum İlk köprü değil ikinci köprüye batıyorum 4 dolgulu fıstık yapıyorum 3 4 tek seferde kapatıyorum sıkıştırıyorum şu şekilde bir zincir bir tane daha çekiyorum 1 2 3 4 kapatıyorum sıkıştırıyorum bir zincir tekrar son fıstığımızı da yapalım 3 4 kapatıyorum sıkıştırıyorum bir iki zincir çekerek yan taraftaki üç tane trabzanımın üzerine geçip üç trabzanımı yapıyorum bakın arkadaşlar örgümüzün bu sırası da bu şekilde Evet arkadaşlar bu sıranın fıstıklarında yaptığım her bir Aşağıdaki köprünün içine üçer tane fıstık yaptım. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Geldim köşeden de döndüm. Bir diğer sıra için hazırlamı yaptım. Köşemi yaptıktan sonra 1 2 3 4 zincir çekiyoruz bu sırada. Tığımızı doluyoruz arkadaşlar. Alttaki fıstıkların şu ilk 2 fıstığın arasına girip tekrar 4 dolgulu bir fıstık yapacağım. 1 2 3 4 Aynen fıstığımı tek seferde kapatıp sıkıştırıyorum. Bir zincir. Bir tane daha yanına çekiyorum. Tığımı doluyorum. Hemen diğer aradaki fıstığın arasına giriyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 dolgulu fıstığımı yapıp kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Aradaki 3 tane trabzanlarımın tepesine 3 tane trabzanımı yapıyorum ne yaptık bakalım. Bakın. Bir alt sırada 1 2 3 tane fıstığımız vardı. Üst sırada 1 2 aynıydı. Bir sonraki sırada sadece şu ortaya bir fıstık yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz burada. Şu 3 fıstığımızı yaparken buradaki geçişte 2 zincir çekmiştik. Şimdi burada 4 zincir çekiyoruz. Tığımızı doluyoruz. 2 fıstığın arasına 2 3 4 dolgulu fıstığımı yapıp tek seferde kapatıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere yan tarafa girip aynı şekilde bir fıstık oraya yapıyorum. 3 4. Burada 4 zincir çekip hemen yandaki trabzanlara geçiyorum. Bakın. İpim biraz koyu geldi ama eminim modeli anlaşılıyor arkadaşlar gene de burayı da yapıp döneceğim evet geldik şimdi bu sıraya arkadaşlar 3 fıstıkla başladık bir üst sıraya 2 fıstık yaptık şimdi bu sıraya şu ortaya bir tane fıstık yaparak modelimize devam edeceğiz köşemizi döndük şimdiki sırada arkadaşlar 6 zincir çekeceğiz 1-2-3-4-5 6 zincirimizi çektik tığımızı doladık şuradaki 2 fıstığın arasına girip 1-2-3 3 4 dolgulu fıstığımı yaptım ve kapatıyorum 1 1 2 3 4 5 6 zincirimi çekip tığımı doluyorum aradaki trabzanların üzerine geldim trabzanlarımı üçünü yapıyorum şimdi yandaki tarafa geçelim 1 2 3 4 5 6 zincir tığımızı dolayalım iki fıstığın ortasındaki boşluğa 4 dolgulu fıstığımızı yapalım. Dediğim gibi ipiniz ince ise siz fıstıkların sayısını 5 6 da yapabilirsiniz. Kapattım fıstığımı 1 2 3 4 5 6 zincirimi çektim, geçtim bu tarafa. Bakın fıstıklarımız gitgide eksildi bir tane fıstığa düştü arkadaşlar Şimdi hadi kapatmadan videomu şurayı da yapayım. 1 2 3 4 5 6 zincir. Geçiyoruz orta kısma. Bu zaten modelimizin son sırası oldu. 2 3 4 5 6 zincir. Bir sonraki sırada modelimizi yeniden kuracağız arkadaşlar. 1 2 3 zincirle dönüyorum tığımı doluyorum dibine değil bir yandakine batarak trabzanlarımızı o şekilde yapıyoruz yan yana Evet arkadaşlar bakın modelimiz bu şekilde tamamlanmış oldu masanın üstüne serdiğimde birazcık karanlık olduğu için yani ipimin rengi koyu olduğu için birazcık zor seçilir diye şu şekilde elime alarak göstermek istiyorum bakın arkadaşlar Harika bir model. Şimdi yeniden kurarak modelimize devam edelim. İlk sırada ne yapmıştık? 5 zincir çekerek şu ilk sırayı yapmıştık. Şimdi burada tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. şuna şunlar çok büyük oldu ya. Biraz küçültelim. 4, 5 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Direkt şu ortada fıstığın tepesindeki kısma sıkı iğneyle bağlıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum tığımı doluyorum direkt üçlü trabzanların tepesine 3 tane trabzanımı yapıyorum bakın arkadaşlar aynen alt sırada alt şu sırada yaptığım işlemi buraya yapıyorum bir sonraki sırada tekrar arasındaki şu diğer kısımları yapacağız bu altta bir sıra daha zincirli kısım var Ondan sonraki sırada fıstıklarımızı kuracağız. Videoyu geri sardırarak onları yapabilirsiniz. Ben şimdi bir model daha üstte yapıp döneceğim. Evet arkadaşlar modelimizin üstüne bir model daha yaptım. Nasıl durduğunu nasıl ilerlememiz gerektiğini sizlere göstermek istedim. Gerçekten modelim kolay ve çabuk ilerliyor. Şık bir model. Yeleklerde, torşallarda kullanabileceğinizi düşündüğüm için sizlere de tarif etmek istedim modelimi. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Arkası da hemen hemen aynı modelimizin. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayalım dostlarım. Hoşçakalın sevgiyle kalın.